Ve sevgili seyirciler, ana haber bültenlerinde hatırlattığımız gibi ana haber bülteni sonunda bir konuğumuz olacak demiştik. Sayın Serdar Kahraman. Serdar Kahraman şu anda stüdyolarımızda. Peki Serdar Kahraman'ı Hataylılar yakından tanırlar. Sağlıkçı bir kimliği var. Aynı zamanda bir spor sevdalısı. Ama bugünkü konuğumuz Hürriyet Sağlık Sen. Yani yeni kurulmuş bir sendika ve o sendikanın genel başkan yardımcısı kendisi, o görevi üstlenmiş. Kendisiyle bu konu üzerinde sohbet edeceğiz. İki bölüme ayıracağız programı. Birinci bölümünde Hürriyet Sağlık Sen kimdir, nedir, ne amaçla kuruldu, sendikaların ne amaçla kurulduğunu biliyoruz ama ya çok sayıda sendika var. Neden o sendikalardan birini seçmediler de yeni bir sendika kurma ihtiyacı hissettiler, onu soracağız. İkinci bölümünde ise 30 Haziran Perşembe günü ile 1 Temmuz Cuma günü tarihleri arasında Türkiye'de sağlıkçılar greve gidiyor. Bir de onu konuşacağız. Ama bütün bunlardan önce ben Sayın Kahraman'a dönüyorum ve iyi akşamlar diliyorum Sayın Kahraman. İyi akşamlar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sizi gördük, bu müthiş enerjiniz bize moral oldu. Eyvallah. Sizlerle birlikte olmak ne mutlu bize. Gerçekten iyi misiniz Serdar Bey? Şaka mı yapıyorsunuz? Yani şu manada soruyorum bunu. Şimdi Türkiye'deki ekonomik koşullar ortada. Evet. İnsanların içinde bulunduğu durum ortada. Fakat bizler birbirimize sorduğumuzda artık alışkanlık mı olmuş? Ya çok şükür iyiyiz. Biz iyi yapan şu an sizinle birlikte olmak. Sizle birlikte olmaktan biz iyiyiz aslında. Ekonomik koşullar tabii ki çok iyi değil. Hele hele hiç açıcı değil. Ülkemiz şu an gerçekten gerek pandemi süreci ve akabinde çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyadaki ekonomik dengelerin biraz da alt üst olması sebebiyle bizler de bundan çok derinden etkilendik. Tüm evet. sektörler gibi kamu sektörü de bu işten çok derinden etkilendi. Bizler de sendikaların sağlık hizmet kolu açısından sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili bir sendika kurduk. Bu kurmuş olduğumuz sendikada elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sağlık çalışanlarımızın bir duygularına tercüman, sorunlarını dile getiren bir sendika anlayışıyla yola çıktık. Kuruluşumuzu Samsun'dan 19 Mayıs'ta yaptık. Neden diyeceksiniz? Biz bu tarihi ve yeri özellikle seçtik. Çünkü bizim çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisidir. O nasıl ki milli mücadeleyi 19 Mayıs'ta ve Samsun'dan başlattıysa biz de sendikal mücadelemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve çizgisinde olduğumuzu da göstermek anlamında sendikal mücadelemizi de oradan başlattık. Samsun ve 19 Mayıs. Evet. Evet. Bu bir tesadüf değil. Tesadüf değil. Kesinlikle tesadüf değil. Şu an Türkiye'de 17 kurucular kurulu üyesi ve 7 genel merkez kurucu yönetim kurulu ile birlikte biz çalışmalarımıza başladık. Genel başkanımız Erdoğan Çakmak başkanlığında sendikal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Erdoğan başkanımız Samsun'da görev yapmaktadır ve aynı zamanda kendisi Samsunludur. Bir ay gibi kısa sürede 30 ile aşkın ilde örgütlenmemizi tamamlamış durumdayız. Sanıyorum ki yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de şubemizin olmadığı il kalmayacak. Çünkü bu gayretler üzerine gidiyoruz. Bu süreç içerisinde bir müjdeyi daha vermek istiyorum ben size. Bu arada sendikal faaliyetimizin ve fikrimizin çıkış noktası olan Samsun ilimiz bir aydan daha kısa bir sürede, hem de iki haftada şube yeter sayısına ulaşmıştır. Bu Türkiye'de bir rekor. Evet. Kesinlikle. Siz de Serdar Kahraman olarak şu an Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcılık görevini yürütüyorsunuz. Evet. Doğru mu efendim? Basın ve dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yapmış olduğumuz görev dağılımında bana tevdi edilen görev bu oldu. Biz de layıkıyla, yüzümüzün akıyla inşallah başarmak nasip olursa görevimizi ifa etmek için çalışacağız. Şimdi Serdar Kahraman ismi aslında Hataylıların demeyeyim de ağırlıklı olarak Antakyalıların yakından tanıdığı evet. bir isim. Ama sizi tanımayanlar için, çünkü artık siz bir sendikanın genel başkan yardımcısınız ve Hataylıysınız. Evet. Bizi Hatay'ın diğer ilçelerinden arayanlar, izleyenler de var, dünyanın diğer ülkelerinden izleyenler de var. Kısaca tanıtmak isterseniz Serdar Kahraman kim? Ben onu da merak ediyorum biraz. Serdar Kahraman 1978 doğumlu, Hatay Yayla Dağlıyım.
21 yıllık devlet memuruyum. 15-16 yıldır şu anki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Çalışmış olduğum kurumda 15 yıl acil serviste görev yaptım. 5-6 ay geçen yıl kuruluş aşamasında kronik yara bakım birim sorumlusu olarak görev yaptım. Şu an Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında yine sağlık memuru olarak görevime devam ediyorum. Ama Hataylı hemşehrilerimi beni başka yerden de siz söylediniz sporcu kimliği evet. var diye. Eski Türkiye Futbol Federasyonu futbol hakemiyim. Hemen pandemi sürecinin başında bir sakatlık dolayısıyla bırakmak durumunda kaldık. Ama biz o pandemi sürecini fırsata çevirdik. Süper Lig'e çıkan Hatay sporumuzun taraftarlarını bir araya bir çatıya toplamak, onlara bu heyecanı yaşatabilmek için AS 1967 Derneği'ni kurduk. Orada da çok faaldiniz siz. Evet. Ben sizi aslında oradan tanıyorum. Sosyal Doğru. medyadan oradan tanıyorum. Evet. Derneğimizin sosyal medyada 70 bin takipçisi varken ve ben tekrar hani biraz da görülen lüzum üzerine diyelim eski sendikacı kimliğime geri dönmek ve sağlık çalışanlarımızın bize olan ihtiyaçlarından dolayı ekibimizle birlikte tüm Türkiye'de bir araya geldik ve ben Mart ayı itibariyle dernek faaliyetlerini ve dernek başkanlığını bırakma kararı aldım. İkisi bir arada yürümüyor muydu? Zamanınız mı yetmiyor? Şimdi ikisini bir arada yürütecek enerji var Allah'ın izniyle. Ama takdir ederseniz ki bir yere yoğunlaşmak lazım burada başarılı olmak için. Sendikaya ayırdığımız zaman diğer tarafın Anladım. Hakkına, bu oraya ayırdığımız zaman bu tarafın hakkına girecek bir durum. Evet, peki. Serdar Bey, o zaman şöyle devam edelim. Bugün de aslında bir basın açıklamanız vardı sizin. Evet. 30 Haziran Perşembe ve 1 Temmuz Cuma günleri neden işi bıraktığınızı önümdeki notlarda da var aslında başlıklarla gitmişsiniz. Şöyle yapalım, özetle lütfen sizden rica ediyorum. Sağlıkçılar olarak, önce bu sağlıkçılar hangi sağlıkçılar? Yani doktorlar, hemşireler, işte sağlık memurları falan hepsini bir kapsayan bir şey mi? İsterseniz bunun bir yanıtını alalım. Şimdi bizim eylem kararımız tüm Türkiye'de kamu kuruluşlarında, kamu sağlık kuruluşlarında geçerli bir eylem. Özel sağlık kuruluşları bu eylem kapsamına girmezler. İsterlerse katılırlar. Onlar işverenleri bu konuda onlara... Yani, ama isterlerse katılırlar. Sendikalaşma noktasında sıkıntıları olduğu için özel sağlık sektöründe evet. çalışanların ya böyle bir hakları şu an için maalesef yok. Yok. Tabii ki. Tamam, anladım. O zaman kamuya ait üniversite sağlık hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kuruluşlarında. Peki. Niye, acayip bir soru olacak ama, niye işi bırakma eylemi yapıyorsunuz çalışmak gibi kutsal bir şey varken? Biz zaten o kutsal görevi her gün çalışarak yapıyoruz. Pandemide özellikle çok yaptınız. Biz şimdi sanmayın ki iş bırakma eylem kararı aldık, dükkanın kapısını kilitleyip gidiyoruz. Hayır. Riskli birimler hariç olmak üzere diye zaten bu eylemleri aldık. Acil servisler, ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz ünitelerinde hiçbir zaman ne olursa olsun iş bırakılmaz. Ki ben zaten 15 yıllık acil servis görevim sırasında dahi sendika temsilcisi iken yine iş bırakma eylemlerim olmasına rağmen bizzat işi bırakmayıp çalışan bir kişiyim. Ama geldiğimiz noktada özellikle pandemi sürecinde her gün ayrı bir kahramanlığa imza atan sağlık çalışanlarımız ne yazık ki Sağlık Bakanlığı tarafından hak ettiği ilgiyi değeri görmedi. Biz sadece onlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz ama sadece balkonlardan bize yapılan bir alkışla bazı şeyler yerine koyamazsınız. Doğru. Çünkü sofrasına ekmek götürmekte zorlanan, çocuklarının çoluğunun rızkını kazanmakta zorlanan bir işçiyi ve emekçiyi siz ne kadar alkışlasanız alkışlayın, onun hiçbir derdine çare bulamazsınız. Alkış karını doyurmuyor bir Doyurmuyor. Kere. Evet, alkıştan karını doyurmuyor. Onur ediyor bizi. Çok da mutlu etti ama. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bize manevi güç kattı bir kere. Evet. Gerçekten inanır mısınız? Manevi güç kattı. Biz bununla gururlandık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten ülkemizin çok çeşitli yerlerinden de biz diğer sivil toplum kuruluşları, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerine, Mehmetçiklerine, onlara minnettarız. Onlardan çok güzel bize destek videoları, destek açıklamaları geldi. Ama özellikle pandemi sürecinde dahi hakkı verilemeyen bir sağlık sektöründen bahsediyoruz. Artık neredeyse bıçak kemiğe dayandı diye bir tabir vardır ya, artık o aşamaya geldik. Yani bu iş bırakma eylemi sakın ola ki halkımıza karşı yapılmış bir eylem olarak bir yere lanse edilmesin. Bizim hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız bazen iş bırakma eylem kararı aldıkları zaman halkımızdaki bazı olayı başka yönlere saptırmaya çalışan kişilerin o paylaşımların altına çok hoş olmayan yorumlar yaptığını görüyoruz. Gerçekten bunlar çok yazık. Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Siz daha kaliteli hizmet istiyor musunuz? Evet. Daha mutlu, daha sevinçli, daha moralli bir sağlık çalışanıyla hizmet almak istemez misiniz? Evet. O zaman gelin siz de bize destek olun.
Hep birlikte mücadele verelim, hep birlikte kazanalım. Peki, hep birlikte. Neye mücadele veriyorsunuz, ne istiyorsunuz? Şimdi sağlık çalışanlarının yaşadığı birçok sıkıntılar var. Özlük haklarından ciddi kayıplarımız var. Özellikle ekonomik kayıplarımız çok çok fazla. Mesela biz iş bırakıyoruz. Hı. Neden? Covid-19 salgınında bile gerekli hak ettiğimiz ilgiyi göremediğimizden. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Diğer bakanlıklar, ki bunları da iki bakanlığı örnek vererek açıklayacağım çok detayına girmeden, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı ele alalım. Diğer bakanlıklarda kendi personellerine yönelik Covid-19 pandemi sürecinde ciddi iyileştirmeler yapılmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nda bu işin asıl kahramanları için bir şeyler yapılmadı. Düşünün ki bugün toplu sözleşmede geçen bir madde ve hükümden dolayı bir sağlık çalışanı bir ayda en fazla 5 gün, senede de en fazla 12 gün ücretsiz izin kullanabiliyor. Siz bunu senede 13 günü bulduğunuzda yahut ayda 6. güne geçtiğinizde geri kalan 24 gün, 30'dan 6'yı çıkardığınızda geri kalan 24 gün hiç çalışmamışsınız gibi ek ödeme alamıyorsunuz. Peki bir 24 günlük emek nerede? Bunun evet, karşılığı nerede? Nerede? Tamam, benim 6 gün çalışmadım. Alın 6 günlük emeğimi. Ben gideyim, iznimi kullanayım. Ama 24 günlük emek nerede? İşte bunu istiyorsunuz. Bunu istiyoruz. Devamla. Yani ben 6 gün izin aldım diye benim 1 aylık çalışmamı, emeğimi yok sayamazsınız. Tabii, haklısınız. Şimdi biz iş bırakıyoruz. Neden? Çünkü Sağlık Bakanı'nın kurum içerisinde ayrımcılık yapıyor. Neden? Daha geçen hafta Sağlık Bakanımızın, Sayın Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın kendi Twitter hesabından atmış olduğu tweetleri bir inceleyin. Hı hı. Her tweete hekimlerden bahsediyor. Hekimler, hekimler, hekim. Tamam, biz buna karşı değiliz. Ama hekimler de bundan memnun ve mutlu değil, bakın. Yani siz sanıyor musunuz ki diğer sağlık çalışanlarına hiçbir şey verilmiyor? Hekimlere her şey veriliyor ve hekimler mutlu. Değil. Bugün hem böyle değil, hem sağlık ordusu sadece hekimlerden oluşmuyor. Dediğiniz gibi. Hekimler de niye bundan memnun değil? Çünkü hekimlere verilen de onlar için yetersiz. Hmm. 3600 ek göstergenin de biz daha kanun görüşmeler henüz tamamlanmadığı için bu konuda da bir açıklama geldikten sonra bir açıklama yapmayı düşünüyoruz. 3600 ek göstergesi ile gelecek olan zammın da sene sonunda enflasyon farkının içinde verilmesini istemiyoruz. 3600 ile hak ettiğimiz hakkımız ayrı, enflasyon farkı ile ilgili hak ettiğimiz hakkımızın ayrı verilmesini istiyoruz. Biz iş bırakıyoruz. Neden mi? Çünkü teselli mahiyetinde geriye dönük enflasyon farkı değil, İleriye dönük iyileştirme istiyoruz. Biz zaten geriye dönük 6 ay içerisinde bir sağlık çalışanının 2 maaşa yakın ücreti eridi gitti. Nasıl eridi gitti? Siz bana 6 ay önce %30 zam yaptınız. Ama 6 ayda diğer her kalemde, her harcama kaleminde %200, %300, %400 artışlar oldu. Rusya'da petrol artıyor. Bir bakıyoruz bir gün sonra pazarda domates artmış. İyi de domatesi Rusya'dan almıyoruz ki biz. Biz oraya gönderiyoruz. Dün bir gece bakıyoruz dolar 2 lira artmış. Sabahleyin gidiyoruz markete. Peynirin, sütün fiyatı artmış. Sanırsınız ki dün gece bu peynir ve süt Amerika'dan geldi. İşte ben bu noktada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bizim bu Temmuz ayında almamız gereken zam oranı Sayın Maliye Bakanı'nın dediği gibi %40 değil. Kaldı ki Maliye Bakanı bu zam oranının %40 olduğunu nereden biliyor? Henüz Haziran ayının zam oranı açıklanmadı. Demek ki biliyorlar. Ya da 140'a yuvarlayacaklar. Müjde olarak sunuyor. %40 diyor. %40 vereceğiz diyor. Enflasyon farkını. Siz aslında hayır diyorsunuz. %40'ta değil. Yetmeyecek. %40'ın çok üzerinde diyorsunuz. Niye yetmeyecek biliyor musunuz? Şu an yıllık enflasyon Haziran ayı başı itibariyle söylüyorum. Çünkü Temmuz ayının başında bu miktar biraz daha artabilir. %74'tür. Bizim almamız gereken zam oranımız da %74, %80'dir. 8 Temmuz'da maaşlarımız yatacak kamu görevlileri olarak. Emin olun 9 Temmuz'da Türkiye'de ne olacak biliyor musunuz? Buyurun takip edin gündemi. Dün memurlara, işçilere %40 zam geldi. Biz de şunları artırıyoruz diyecekler. Ve kamu görevlisine, memurunun o 8 Temmuz'da aldığı %40 zamlı maaşı bir gün sonra her şeye yapılacak olan en az %50 zamla bir gecede yok olacak. Bu korku ve 6 ay yeni bir sefalet dönemi başladı. Sabit ücretlilerde, yani sizin gibi sabit ücretlilerde bu korku hep var. Mesela asgari ücret 2800 lirayken 4250 liraya çıkarttılar. Sonra sizin dediğiniz gibi oldu zaten. Her şeye zam geldi. Asgari ücret dedi ki keşke 2800 lira kalsaydı da böyle devam etseydik diyordu. Hiçbir şey zam gelmeseydi diyeceğiz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Sadece kamu görevlilerinin ücreti sabit değil, azalarak alıyoruz. Çünkü neden?
vergi dilimlerimiz çok yüksek. Evet. Şu an biz 3. 4. aydan itibaren hani o vergi diliminin bir barajı vardır. O baraj hep sabit tutulur. Yükseltilmez. %20 vergi dilimine giriyor sağlık personelleri, kamu görevlileri. %40 zam vereceksiniz. Bunun %27'sini vergi olarak geri alacaksınız. %13 ile hangi kaybı telafi etmeyi düşünüyorsunuz? Anladığım kadarıyla özlük haklarınız, ücretleriniz konusunda sıkıntılarınız var ve bizim taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Evet. Özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Bir dakika daha vereceğim size daha sonra buna devam etmek için. 30 Haziran ile 1 Temmuz Cuma günleri arasında ne yapacaksınız? İşi bıraktınız ama iş yerlerinizde kalacaksınız anladığım kadarıyla. Tabii ki. Ve hangi birimler çalışmayacak? Ben vatandaş olarak gittiğimde neyle karşılaşacağım? Onu da bilsin vatandaş ki. Şimdi evvela şunu kesinlikle açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Bu eylem vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olacak bir eylem değil. Tamam, orada anlaştık zaten. Çünkü bizim vatandaşla bir sorunumuz zaten yok. Biz özlük haklarımızı istiyoruz. Tabii ki. Evet. Bir de hiçbir iş bırakma eyleminde biz riskli birimler hariç olmak üzere diye kararlarımızı alıyoruz. Yani acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz ünitelerinde asla iş bırakma eylemi onlar çalışıyor demiştik zaten. Çalışmayacak neresi o zaman? Hastanelerde, polikliniklerden en az bir tanesi konsültasyon amaçlı açık tutulur. Hı hı. Acil hastalar için. Evet, tam kapasite bir çalışmadan bahsetmiyoruz. Sadece bu sendikaların içerisinde iş bırakma eylem kararı alan tek sendika biz değiliz. Başka hekimlerin, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere diğer sendikaların da bu yönde alınmış kararları var. Evet. Onlar da aynı önlemleri üyeleri için almak zorundalar. Bir iş yavaşlatma eylemi gibi düşünün. Yani aslında tamamen hastaneye kapatıp gitmiyoruz. Tamamen resmi tatil gibi işi bırakmıyoruz. Burada amacımız sesimizi duyurabilmek. Burada amacımız yaşadığımız sıkıntıları, problemleri dile getirmek, gündeme getirmek. Emin olun tek derdimiz bu. Hükümetimiz bu iki günlük iş bırakma eyleminde sağlık çalışanının hak ettiği hakkı vermiş olursa bizim tekrar iş bırakma eylemine bir gereksinimiz olacak mı? Olmayacak. Hı hı. Ama bize ısrarla bu haklarımız verilmemeye devam ederse biz sesimizi duyurmak için eylemlerimize devam edeceğiz. Peki ben anladım. Diyorsunuz ki bizim taleplerimiz bunlar. Bunlar verilene kadar biz eylemlerimize devam etmek zorundayız. Bizi o duruma soktunuz çünkü. Kesinlikle. Mecbur yaşamak için bunu yapmak zorundayız diyorsunuz. Peki özetle yuvarlamak gerekirse son olarak ne söylemek istiyorsanız buyurun söyleyin çünkü sürem doldu Serdar Bey. Şimdi bir de Sağlık Bakanlığı'nda sosyal haklar yönünde bir bu sosyal adalet ilkesini zedeleyen bir sigortalanma hakkı var. Hı hı. Bugün hiçbir insan bilerek hata yapmaz. Sağlık çalışanlarımızın sağlık uygulaması sırasında yapmış olduğu hatalarına yönelik hekimlerimizin bir sigortalanma hakkı var. Evet. Ama ne yazık ki bu sigortalanma hakkı hekim dışı diğer sağlık çalışanlarına tanınmadı. Biz bununla ilgili Danıştay nezdinde bizzat ben kendim Türkiye'de açılmış tek davayı açan kişiyim. Ama ne yazık ki Danıştay'da 3-2 oy çokluğuyla reddedildi. Ama biz mücadelemizden geri durmadık. Bugünden itibaren Hürriyet Sağlık Sen üyeleri bize üye olan her üyemiz her ay aile fertlerini de içerisine alan bir ferdi kaza sigorta poliçesine sahip olacaklar. Ve bu poliçenin tüm primlerini biz sendik olarak kendimiz karşılayacağız. Türkiye'nin en yüksek limitli sigorta poliçesinin şu anki limiti 200 bin. 2023 yılında bu limit 500 bin liraya yükselecek. Sadece bununla da sınırlı kalmadık. Meslek sigortası. Bakın bugün avukatların, doktorların, muhasebecilerin var. Neden bizim yok? Biz de bir meslek sigortasına sahip olalım. Bir güvencemiz olsun. İnsanlık hali. Bir tıbbi uygulama sırasında ortaya çıkacak mağduriyetten ben de mağdur oluyorum. Tıbbi hizmeti alan vatandaşımız da mağdur oluyor. Bu kayıpların telafi edilmesi için bizim de bir sigorta hizmetimizin ve poliçemizin olması şart. Ve biz Hürriyet Sağlık Sen olarak bunun çalışmalarına başladık. Kanunda yeri olmamasına rağmen direkt sigorta şirketiyle kendi aramızda yapacağımız özel bir anlaşmayla başta üyelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına sigortalanma yolunu açmış olacağız bu şekilde. Peki. Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle daha sonraki günlerde de birlikte oluruz. Sevgili seyirciler, Serdar Kahraman, Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. 30 Haziran Perşembe ve 1 Temmuz Cuma günleri arasında özlük haklarını kazanabilmeleri amacıyla talepleri var. O taleplerini sıraladılar ve biz bu taleplerimizi istiyoruz ve bunlar yerine getirilene kadar da eylemlerimize devam edeceğiz dedi. Ama altını özellikle çizdi. Bu eylemlerimiz bizim hastalara karşı yapılan eylemler değildir. Ameliyathane gibi, acil servis gibi birimlerimiz çalışmaya devam edecektir
dedi. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, böylelikle ana haber bültenimizi burada tamamlamış oluyoruz. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.